Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bayramın ikinci günden herkese selamlar olsun. Muhtemelen birçok arkadaşımız kurbanlarını kesmiştir dün. Kesemeyen arkadaşlara da inşallah birileri ulaştırmıştır. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. İnşallah insanımız da yapmıştır. İki gündür videolara gerek ilgi gerek alaka olarak maalesef çok düşük ilgiler var. Bakıyorum. Kısımlara dahi ayırdık ama maalesef insanlar yani biraz rahatsız olmuşlar bu kısımlara ayrılmadan gördüğümüzü. Biz de ona göre elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Haberler ve duyumlar karışık iki part halinde sizlere bugün sunmak istedim. İlk olarak Fenerbahçe'de sadece Harun ve Frey ayrıldı diyor haberde. Hani kadro şişkinliği var, kimse gitmek istemiyor demiş ama mesela benim aklıma Oytun geliyor. Mesela benim aklıma Oytun'dan hariç kim gelsin? Deniz Türüç geliyor. Gökhan Gönül geliyor. Sisse geliyor. Allah Allah. Ya şu ana kadar böyle diyor ama yönetim baş ağrısı oluşturacak diyor. TFF 28 futbolcuya A takım listesinde lisans veriyor. Liglerin başlamasına bir aydan az süre kaldı. Teşekkürler Rüfçi'yim. Suyum da geldi. Portekizli çalıştırıcı bakalım neler yapacak. Forvetlerden memnun değil diyor. Paulinho, Marcos, Antonio arasında seçim yapması bekleniyor demiş. Şimdi onları da hemen hemen kısa kısa değineceğim onlara da arkadaşlar. Bonservis elinde olan falan filan geçin. Cornelius referans Kea diyor. Andreas Cornelius'u getirmişler Fenerbahçe'ye. Hayırlı uğurlu olsun. İmzayı da attırmışlar herhalde. Ve durum bu diyor arkadaşlar. Şimdi evet Fenerbahçe'de gitmesi muhtemel isimlerin birçoğu gitmedi. Doğru söylüyorsunuz. Kabul. Ancak bunda farklı sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Şimdi Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi haberi var. Dün maalesef üzülerek bu haberi aldım. Çünkü Slovenya'da yapılması planlanan kamp, hatta Udinese ile Avusturya'da hazırlık maçı yapılacaktı. Ben hatta Avusturya'daki, Viyana'daki arkadaşlara da müjde olarak vermiştim bunu, duyum olarak. Ama kulübümüzden bir açıklama geldi. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına Topukya'yla Serkan Acar, Resort Sports tesislerimizde 5-16 Temmuz arasında yaptığı kamp ile başladı. Kampın ardından çalışmalar İstanbul'da devam eden takımımız Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. İkinci etap kamp çalışmaları için 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da kampımız son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımız bu programı iptal etmiştir. Takımımız çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olup hazırlık maçlarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır diyor. Şimdi muhtemelen artık bütün maçlar İstanbul'da olacak. Zaten Dinamo Kiev'le bir maçımız vardı Ağustos başında. Artık İstanbul Spor, Fatih Karagümrük yani bir şeyler olacak herhalde. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den kimse gitmek istemiyor dedi ya haber. Ben de şimdi onu yalanlıyorum. Bakın bir haber düşmüş sosyal medyaya. Fenerbahçe'de Zanka yolcu demiş. Çok basit bir ifade kullanacağım. Eğer bu haber doğruysa Mustafa Hoca yine bildi yazacak. Birileri rahatsızlanarak yazacaklar. Mecburen. Çünkü Mustafa Hoca'nın üyelere vermiş olduğu bir Zanka duyumu vardı. Bakalım neymiş. Danimarka stoper Matthias Jorgensen Zanka ülkesinin ekibi Kopenhag'la temas halinde. Ne teması? Temas halinde olursan görüşme halinde olursun. Artık bu temastan ötedir bence. Takımdan ayrılıyor demiş. Kopenhag'la temas halinde transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. 2019'da kadroya dahil oldu. Kopenhag'a kiralandı. 31 yaşındaki stoper 28 maça çıktı. 1 gol attı demiş. Bugün günlerden ne? Salı mı? Çarşamba. Yatacağız kalkacağız. Hop oradayım. Yok.
bir gün daha erken söylemem lazımdı. Cuma, cumartesi, yani zanka yolu açık olsun, ne diyeyim? Yani üye arkadaşlarımıza şöyle bir duyumum vardı. Valencia dönecek, rahat olun ama Zanka ve Perotti'yi bir daha çubukluyla izleyemeyeceksiniz. Şimdiden ikisinin de yolu açık olsun diye. Perotti konusunda Perotti biraz gönül koydu. Ama Zanka konusunda işler şu anda güzel gidiyor. Ve Fenerbahçe'miz bonservis elde edeceği bir transfer anlaşmasını yapmak üzere. Belki de yaptı, açıklamak üzere. Yani Zanka olayı bu arkadaşlar. Bu arada bugün TV8'de sanırım Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı var. Petrokup ile Sivasspor arasında UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı da Perşembe günü saat 20'de TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacakmış. Bilginiz olsun. Kusura bakmayın. Sivas demişken, Sivas'ta Aaron Apindangoye'nin sağ aşil tendonu tekrar yırtılmış. Gabonlu oyuncu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacakmış. Bunu niye söyledim? Biz bir dönem bunu almaya çok uğraştık. O zaman tabii çok iyiydi. Hatta 3 milyon eurolar falan konuşuluyordu. Tam biz alacağımız sürede sakatlanmıştı. Ben demiştim herhalde o sene bu sene. Yani şanssızlıklar kırıldı diye ama malum. Bunu da konuşmuş olduk. Şimdi başka biraz da duyumlara böyle hafif hafif gireceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi gelelim günün flash ismine, yani flash olayına. Nedir bu flash olay? Paulinho Fenerbahçe'nin teklifini reddetti diyor. Açıkça söylemek gerekirse ben buna benzer bir şey bekliyorum zaten. Yani biliyorsunuz, videolardan biliyorsunuz, duyumlardan biliyorsunuz. Her ne kadar bazı arkadaşlar inkar etseler de Allah inkar edenlerin en büyük düşmanıdır. Tabi Allah kendini inkar edenlerin en büyük düşmanıdır. İnkar etmekten bence vazgeçmeleri lazım bazı şeyleri. Neyse biz haberimizi okuyalım. Boş verelim başka konuları. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden Paulinho'nun Sarı Lacivertli kulüpten gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Paulinho için Brezilya basınından sıcak haberler geldi. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddettiği belirtilen tecrübeli oyuncu için Gremio Başkanı Romildo Bolzan konuştu. Paulinho'ya teklif yaptıklarını kaydeden başkan, kısa süreli bir tekliften fazlasını veremeyeceklerini kaydetti. Başkan açıklamasında demiş ki, Paulinho harika bir oyuncu, çok profesyonel. Onu Corinthians'ta beğendim, Barcelona'da, Brezilya milli takımında beğendim. Ancak uzun süreli sözleşme veremeyiz, bir seneden fazlası olmaz demiş. 33 yaşındaki futbolcu serbest. Arkadaşlar bakın haberde herhangi bir kaynak yok. İyi hocam ama seni iptal bir şeyler diyordum. Ben bu kadar ortaya döküldükten sonra bu transferin gerçekleşeceğini zannetmiyorum diye defalarca söyledim. Şimdi Corinthians ve Gremio'dan güzel teklif almış Paulinho. Ve Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği duyumları ortalıkta gezinmiş. Al-Shabaab ve bir Suudi Arabistan kulübü talip oldu demiş. Şimdi Fenerbahçe'nin teklifini niye kabul etmez? Bu kadar şişkinlikte. Hatta ben biraz daha açık konuşayım. Üyelere konuştuğumun aynısını size de söyleyeyim. Çünkü üyelere şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki, orta sahamızdan Ozan, Pelkas, Zayt, bir isim daha var. Bunlara teklifler var. Ancak dişin kabuğunu doldurmayacak teklifler. Fenerbahçe yönetiminin karar verme aşamasında olduğu bir andayız, bir süreçteyiz. Beklenmedik bir anda Fenerbahçe yönetimi, biz bunların hepsini sattık, Paulinho'ya imzalattık diyebilir. Ya da önce Paulinho ile imzalatıp sonra bunları satabilir. Yani Ozan, Pelkas, Zayt, bir isim daha var. Bu dördünden 25 milyon euro civarında bir bonservis geliri. 25 milyon euro. Ve ben Fenerbahçe Spor Kulübü'ne diyorum ki,
beklediğiniz hata 25 milyona satın, parayı alın, cukkalayın, pavilyon ile imzalayın, bir tane de sol açık alın. Yani Pelkas'ı sol açıkta düşünmek gibi bir aptallık sakın yapmayın. Bakın sakın böyle bir aptallık yapmayın diye söyledim. Hocam yani Pelkas, Ozan Tufan ne alaka? Arkadaşlar bunlar ne kadar olursa olsun merkezdeler. Ve böyle avucam ama süperdi hazırlık maçında. Ya arkadaşlar futbolcularımızı bir maçla yere göğe sığdıramayıp bir maçta da rezil etme huyundan lütfen vazgeçin. Bak mesela Luis Gustavo. Pereira Luis Gustavo'yu nerede oynattı? Defansta oynattı. Defansta değil mi? Stoperde oynattı. Ki ben stoperde oynamasını savunan tek insanım belki de. Ya üçlü savunma oynuyorsa kesinlikle Gustavo. Merkez. Solunda Salah, sağında Serdar Aziz. Ben olsam bu şekilde oynatırım. Bakın haber ne diyor? Pereira Luis Gustavo'yu defansa çekmeye hazırlanıyor. Bir maç oynattı sadece. 45 dakika. Pereira üçlü savunma sisteminde Luis Gustavo'yu hızlı ve tekniği sayesinde defansa çekmeye hazırlanıyor. Kasımpaşa maçında prova bu durumu işaret ediyor. Ya oradan çıkartmış. Teknik direktör Vitor Pereira 3-4-3 sistemi üzerinde duruyor. Yeni sezonda takımın tek bir oyun stratejisi olmayacak ancak ana planın bu sistem olması hedefleniyor. Bu çerçevede ikinci hazırlık maçında da aynı sistemle sarı lacivertler sahada yer aldı. Ve 4-1 lig skorla rakibini geçti. Bakın bu arada şeye baktım. Gökhan Gül, Oytun Özdoğan, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Michael Frey ve Harun Tekin ayrılmış. Papis Sisse'yi dahil edin. 7 tane isim ayrılmış. Haber yapanlar buna dikkat etsin. Resmi olarak da Serdar Dursun ve Kolkır gelmiş sadece. Luis Gustavo'nun savunma merkezinde oynaması değişik bir husus oldu. Gerçek pozisyon 6 numara olan oyuncu stoper sıkıntısı yaşadığı dönemlerde de bu bölgede mecburen görev almıştı. Yeni sezonda Brezilyalı futbolcuyu savunmanın merkezinde daha çok görebiliriz. Bunun temel sebebi de Pereira'nın oyun sistemi diyor. Bakın gördünüz mü? Yani bir haberle nerelere gelmişler, neler etmişler. Hocam Dorukhan Toköz ne oldu? Bak Yağız Bey Dorukhan'la ilgili duyum vermiş. Demiş ki Dorukhan Toköz hafta içinde menajeriyle bir araya gelecek. Bu hafta içinden bahsediyor. Ve kendisine gelen teklifler içinden kararını verecek. Şu ana dek 4 Avrupa, 2 Türkiye olmak üzere 6 resmi teklif aldı. Ben hatta şunu söyledim. Yani kendi aramızda konuştuğumuz olayda ben şunu söyledim. Dedim ki mesela Ozan gitti. Pelkas gitti. Zayt gitti. Diğer orta sahada gitti. 4. Paulinho ile Dorukhan Toköz alınabilir. Birisi az maliyetli. Türk. Genç. Bak Oğuzkan düşünülmüyor. İsmail Yüksek düşünülmüyor. Pereira'nın gözüne girememişler. Şimdi Gustavo kalıyor. Değil mi? Sosa, Mert Hakan. Belki o dördüncü isim bunların içindedir. Gustavo, Sosa, Mert Hakan. Mesut Özil. Başka kim kalıyor ya? Mesut Özil diyelim. Gerçi Mesut'u sağda düşünüyoruz, öbürünü solda. Bak bu tandemde Paulinho ile Dorukhan olur. Gustavo, Paulinho, Dorukhan, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil diye gider. Bu tandemde mantıklı. Eğer 3-4-3 oynayacaksak aksi takdirde biraz sıkıntı. Ve gelelim Serdar Dursun olayına. Fenerbahçe'de işte karışmış biliyorsunuz. Ya Fenerbahçe'de kaos. Teklif reddedilmiş. Yıldız futbolcu teklifi reddetmiş. Paulinho. Serdar Dursun da sıkıntı yaşanmış. Serdar Dursun skandalı yaşanmış. Nedir Serdar Dursun skandalı? Ona gelelim. Ozan Zeybek, üzücü haber. Sakatlanan Serdar Dursun en az 3 hafta olmayacak. 3 değil 5 hafta olmayacak. 3 az. 5 hafta yok Serdar Dursun. Tabii. Serdar Dursun 5 hafta yok. Yani hatta hiç yok. Sezon boyunca Galatasaray forması giymeyecek Serdar Dursun. Ya da Beşiktaş forması giymeyecek Serdar Dursun. Tabii. Hocam sen ne diyorsun? Tabii giymeyecek. Ya arkadaş,
Ama hocam bak Ozan Zeybek Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi. Bilmem yönetim kurulu üyesi. Ya yıllardır bunu yaptınız işte. Yıllarca Ozan Zeybek Divan Kurulu üyesi, Mustafa Hoca sıradan bir öğretmen. Ya da Ahmet Mehmet sıradan insanlar. Bunlar işte şeyinde Twitter'ında yazıyor işte Fenerbahçe yöneticisi. Ah ah. Ah ah. Ozan Zeybek'in Fenerbahçe düşmanlığı dışında herhangi bir misyonu, vizyonu var mı? Onu da çok merak ettim de. Ben onu da size sorayım. Siz bana cevap verirsiniz muhtemelen. Şimdi geçenlerde de üyelerden bir tanesi şey dedi. Hocam Serdar Dursun başka takıma kiralık gidecekmiş. Dün de ya o kadar kurbanın içindeyim. Yorulmuşum. Hocam Serdar Dursun gidiyor. Dedim ki ya yani bu olay doğru. Bu olay doğru ama hangi Serdar Dursun? Ya Fenerbahçe'deki yeni alınan, Darmstadt'tan alınan forvet Serdar Dursun'sa o doğru değil. Ama başka bir Serdar Dursun varsa doğrudur. Bir şey diyemem, gidebilir, sakatlanabilir. Ya şimdi bu Ozan Zeybek, Laken'in de laf çarpıttığı üzere Burak Yılmaz Fenerbahçe'de diye haber yapan arkadaş. Ve bunun duyumuna kanıp da birçok kişi Burak Yılmaz'ı Fenerbahçe'ye getirdi. Ve bu arkadaş A Spor'un müdavimi. Ya kaynağın A Spor olması bence yeterli de artar bir sebep ama yani külliyen yalan olayı buradan gerçekleşiyor. Peki hocam Serdar Dursun'la ilgili niye bu haber çıktı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ben size ateşi söyleyeyim. Serdar Dursun Kasımpaşa maçı. 45 dakika. 1 gol 1 asist. Yeterli mi? Şu an Galatasaraylıların ayakları titremiyor mudur? Beşiktaşlılar ondan bunlar gene buldu Vedat Buriçi'yi. Yeni Vedat'ı buldu bunlar demiyor mudur? Diyordur. Yani Vedat Muriçi ve yani Vedat Muriçi hayırlı olsun diyordur. Gerçekten bak. Vedat Muriçi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorlardır. Harbi söylüyorum. Yani Vedat Muriçi Fenerbahçe'de diyorlar. Bu arada Vedat demişken Lazio'da Vedat Muriçi fırtınası gol yağmuru. Muriçi Lazio formasıyla çıktığı son maçta iki kez fileleri havalandırmış. İtalya Serie A takımlarından Lazio Serie D ekiplerinden Bellona'yı 11-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Vedat 2 gol birden atmış. Brahim Darri Maruzio Sarri'yi getiren Lazio'da Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilen Vedat gollerine devam ediyor. 11-0 kazanmışlar. 7. dakikada Felipe Anderson. Hangi Felipe Anderson? Hani şu Fenerbahçe'ye getirdikleri benim yalanladığım Felipe Anderson mu? Aa, kesinlikle Fener'e gelmeyecek. Hatta Lazio'ya gidecek dediğim Felipe Anderson. Sübhanallah. 18-37-45'te Luis Alberto. 32-34-42'de Caicedo. Bunu da çok almaya çalışmıştık. Çöplemişti bazıları. 36'da Hisaş. Vay. Nasıl Hisaş? Hisaş. Allah Allah. Allah Allah. Bu bizim Hisaş mı? Hani şu Fenerbahçe'ye getirdikleri El Said Hisaş. Hani Fenerbahçe'ye getirdikleri ama benim gelmez. Hatta Lazio'da dediğim. İtalya'dan bu tarafa gelmeyecek dediğim Hisaş. Sübhanallah bir yaşıma daha girdim. Meğer ne duyumlar sığdırmışız işin içine. Hala Transfermarkt'ta da %41 yazıyor. Meğer ne doğru duyumlar sığdırmışız şu kanalın içine. Ah ah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşa dememiş ya. Ahde vefa imandandır diye. Ah insanlarımızda ahde vefa olsa. Ah ah. Aman bir tane duyum bilemesin de köpek gibi saldıralım. Çünkü sahiplerimiz de bilememiş oluyor. Çünkü buradan duyum çalıyorlar. İşte Bielsa mı? O bizim sahiplerimiz de Bielsa'yı Fenerbahçe'ye getirdi. Prim kastı. Aman biz topluca Mustafa Hoca'ya yüklenelim de. Demeseler keşke. Bence imanınızı bir sorgulayın. Ne alakası var ya duyum tutmadı diye bir şey dedik diye. Bence gerçekten sorgulayın. Çünkü ilk fırsatta birini hayatınızda birini satıyorsanız kesinlikle imanınız sıkıntıdadır. Ya bir İnsan sizi 999 gün sırtında taşıyıp bir gün taşımadığı zaman o insana demedik laf bırakmıyorsanız sizin imanınız kesinlikle sıkıntıdadır. Dininiz, imanınız net olarak sıkıntıdadır. Hani şeref, haysiyet kısmına girmiyorum. O zaten anadan babadan öğrenilen bir şey. Belki anası babası öğretmemiştir. Ona bir şey diyemem.
Neyse 65'te Maruz İç, 72'de Akpa Akpro, 77 ve 85'te Vedat Muriç'i kaydetmiş. Muriç 10-0 kazananından top 11 radyo club maçında da bir gol atmıştı. Size bırakıyorum Vedat gelir mi? Yani size bırakıyorum Vedat gelir mi arkadaşlar? Yani Vedat Muriç'i Fenerbahçe'de derken kastettiğim, biliyorsunuz kimi kastettiğimi. Durum bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.